Geçmişe dönük şöyle bir baktım. 18 bin tane öğrencimizi başkanımızın sayesinde sinemaya götürmüşüz. Mehmet Akif filmine, Malazgirt filmine, Eren filmine. Yine 10 bin tane tablet dağıtmışız geçen yıl. Pandemi döneminde çocuklarımız eğitimden uzak kalmasın diye. Tiyatro. Şu gördüğünüz salon hiç tiyatrosuz kalmadı sevgili veliler. Hemen hemen her gün, her hafta 2-3 tane etkinlik yaptık burada öğrencilerinize. Bunların hepsini saymakla bitmez. Maddi karşılığı çok büyük bir maddi karşılığı var. Bu konuda tekrar sizler adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili öğrenciler, ben de Dilovalıyım biliyorsunuz. Çok akrabam var, geziyorum. Merdivenlerden çıkarken böyle merdiven başına oturmuş çok sayıda öğrenci görüyorum. Ellerinde başkanımızın dağıttığı tabletler. Dikkat ettim, gördüğüm şöyle bir şey var. Ders çalışma oranı biraz az. Hep tabletler oyun için kullanılıyor. Başkanım öğrenciler için bir de Dilovası Akademi diye bir ders programı satın aldı. Onu öğrencilerimize biz dağıttık. Tüm 8'lere ve tüm 12. sınıflara. Şimdi dağıtılan tabletleri de mutlaka eğitim amaçlı kullanalım. Orada Dilovası Akademi programını mutlaka yazılım olarak kuralım öğrencilerimize. Orada öğrencilerimiz okulda gördükleri derslerin yanında eksik kalan konularını, testlerini orada yapabilecekler. %60 eğitim amaçlı kullanalım. Geriye kalan zamanlarında da çocuklarımız tabii ki çocuklar oynasınlar, eğlensinler. Bu sözümü de söylemeden geçmeyeyim diyorum. Tekrar belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Dağıtımda çok büyük bir sorumluluk var. Nihat Kocabay'a teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, eğitim deyince bizim de dizlerimizin bağı çözülüyor. Ben bir kardeşiniz olarak, biraz da daha çok gezen kardeşiniz olarak söyleyeyim. Her şeyin başı eğitim olduğunu gördüm. Tüm yollar buraya çıkıyor. Ne yaparsak yapalım her şey eğitime çıkıyor. Tabii çağımızın ruhuna uygun eğitimi yakalamamız için de bilişimle alakalı bu eğitimleri almamız ve onunla da haşır neşir olmamız lazım. Hızlı bilgiye ulaşabilmemiz için teknoloji kullanmamız lazım. Kullanabiliyor olmamız lazım. Evet, güzel bir bugün aslında tablet risk. Yani normalde her çocuğa bunu vermek normal şartlarda risk. Ama biz bu riski alıyoruz. Hangi amaçla kullandığı önemli. Aslında binlerce öğrencinin içerisinde birkaç kişi de amacına uygun. Bakın birkaç kişi diyorum ki ben inanıyorum fazlasıyla bu gelecektir ama birkaç kişi amacına uygun bu yolda ilerlediğinde inanıyorum ki en iyi gelişmiş seviyelerde eğitimi en güzel şekilde yakalayıp ve Dilovası'nda nice çok başarılı dünya çapında gençlerimiz çıkacağına ben canı gönülden inanıyorum. Siz de inanın buna. Çünkü gerçekten çocuklarımızda şu var. Şuralı buralı değil. Biz şu anda küçük mozaik biz Türkiye'yiz. Çocuklarımız girişken, yırtık böyle. Maşallah var. Tuttuğunu koparan. Ama onları doğru kanalize etmemiz lazım. Anneler. Bazen hani işten dolayı veya şurada sussun, bu yapsın, bu amaçla değil. Çocuklar bakın, tabletleriniz size verilirken hepsi numaralandırılıyor, bakılıyor. Kötü amaçla kullanırsanız o tabletlerinizi uzaktan durduracağız ona göre. Ama önce dersinizi bitireceksiniz. Anne babadan izin aldıktan sonra da o zaman belli bir sürede oyun oynayabilirsiniz. Akşam 9'dan sonra yatın. Bak 9'dan sonra yatın. Anneler özellikle bak hepimiz için geçerli. Yani bir rahatsızlığımız olduğunda uykudaki bu yani uykuyla bunlar düzeliyor. Dikkat ediyor musunuz? Hastalarımız dahi hastalığında uyutuluyor. Yüce Mevlam öyle bir şey yaratmış ki kendi kendini onaran bir şey sistemi. Dolayısıyla çocukları erken uyutun ki daha hızlı gelişsinler, büyüsünler, bedensel, fiziksel gelişimine daha hızlı katkıda sunun. Evet sevgili öğrenciler, şimdi tabletleriniz hayırlı uğurlu olsun. Biz söz verdik. Bugüne kadar ülkemiz adına ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Ben de kendimi şanslı hissediyorum. Öncelikle Yüce Rabbime, Yüce Mevlam'a hamdü seneler olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Ne kadar şükretsek azdır. Biz bir verdiysek karşını binlerce misliyle aldık.
Çok şanslıyız. Çok kıymetli kaymakamımız var. Ben kendisine bir güçlü alkış rica edeceğim huzurlarınızda. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten eğitim deyince o da kendileri ne gerekiyorsa acil olarak tüm ekibini seferber ediyor. Yine aynı hassasiyetle çok kıymetli ilçe milli eğitim müdürümüz var. Yine sizler için de ilçe spor müdürümüz buralardaydı çünkü burada evet. Yani sırf Dilovası için her şey yapılıyor. Çocukların eğitimi için. Yani eğitim sadece okumak değil. Bedensel, ruhsal, fiziksel gelişimi, matematik. Bunlar çok önemli ayaklar. Yabancı dil. Çocuklar eğer ki bir yabancı bir şey oynayacaksanız da yabancı bir çizgi filmde izleyecekseniz yabancı bu dilden öğrenin. Bak bunlara anneler bu yönde sevk edin. Yabancı dille o anda çizgi filmi izlesin, oyunu izlesin ama çocuklar da tek tek o komutları öğrensin, ne anlama geldiğini öğrensin. Göreceksiniz yabancı dil gelişiminiz bu sayede gelişecek. Çocukları matematik alanına yönlendirin. Matematik ayağını özellikle yönlendirin. Mantığını anlatın. Öğrendiğiniz kadar en azından matematiği artık çarpma, bölme, çıkarma neyse veya geometri şekillerde şuradan burada bildiklerinizi çocuklarınıza öğretin. Matematiği öğrensinler. O zaman ben bu konudan da size destek istiyorum. Evet ben artık fazla uzatmak istemiyorum. Çocuklar sabırsız. Çünkü sizin gibi şu anda 6-7 seans olacak. Ayrı ayrı bu şekilde dolup taşacak burası. Sizden ricam çocuklarımıza yine ilgilenin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İlk olarak bu anlamlı projeyi gerçekleştiren ve öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturan, öğrencilerimizi tabletle buluşturan ve her zaman eğitimle ilgili tüm proje ve faaliyetlerde bizlere her türlü desteği veren Sayın Belediye Başkanımıza ve Dilovası Beldesi'ne huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Biz Dilovası ilçemizin muhakkak ki eğitimde bir marka kent olmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımızı şimdiden planlıyoruz. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde daha iyi bir eğitim dönemi geçirmek için planlamalarımızı, hazırlıklarımızı şimdiden başladık. Halk eğitim kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırmak, onların istihdam kolaylığını sağlamak amacıyla halk eğitim faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Özellikle muhterem hanımefendilere yönelik, gençlerimize yönelik, öğrencilerimize yönelik, kısacası 7'den 70'e her yaşa yönelik yüzlerce alanda halk eğitim kursları düzenliyoruz. Halk eğitim devletle vatandaş arasında muhakkak ki çok önemli bir köprü. Bu köprüyü iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer husus da Sayın Başkanımız kısa bir giriş yaptılar. Biz Dilovası'nın eğitimde marka kent olmasını yanı sıra bir sporcu kent olmasını istiyoruz. Yani gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven gençlerimiz olarak yetişmesini ve sporla, kültürle, sanatla uğraşmalarını, meşgul olmalarını, kendilerini bu alanda geliştirmelerini arzu ediyoruz. O yüzden şimdiden bazı proje hazırlıklarımız var. Özellikle
Sayın Belediye Başkanımızın, Dilovası Belediye'mizin, yine devletimizin imkanlarıyla yapılan çok sayıda spor salonumuz var, tesisimiz var. Bu tesisleri en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece fiziki mekanla olmuyor. Bunun en iyisi şekilde içini doldurmamız gerekiyor. İşte spor müdürümüz burada. Müdür Bey, evet burada. Spor salonlarımızın ışıklarının akşam da dahil sönmemesi gerekiyor. En iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Gençlerimize ve öğrencilerimize şimdiden iyi tatiller dileyerek zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini rica ediyorum. Tekrar tabletlerimiz hayırlı olsun. Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.